Mutlu günler sevgili izleyiciler. Kadının gündemine hoş geldiniz. Bugün her gün olduğu gibi yine dop dolu bir program sizi bekliyor. Bakın bugün hangi konuları konuşacağız. Sevgili izleyiciler, az da gördünüz canım sıkılıyor, çok stresliyim diye arkadaş önerisiyle ki Türk halkı olarak arkadaş önerilerini çok benimseriz. Özellikle ilaç kullanırken antidepresana başlayanlar bile var. Türkiye'de ne durumda? Bunların hepsini ayrıntılarıyla konuşacağız. Kimine konuşacağız? Çok değerli bir konuğum var. Psikiyatrist Profesör Doktor Mansur Beyaz Yürek bizimle birlikte. Hoş geldiniz Hoş hocam. Hoş Evet i̇lk gel. Bu mutfağıdayım. Ee, ben de hayırlı olsun diyeyim. Çok ee, ben ilk defa ediyorum. geldiğim için söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Her zaman bekliyoruz hocam. Seve seve. <laughs> evet. E Üzüntünün dışında mesela artık çok stresliyim şu aralar al bir antidepresan geçsin. O kadar evet. fazla yaygınlaştı evet. ki hepimizin çevresinde çok fazla var. E, millet olarak başkasının önerdiği ilaçları kullanmaya da çok aslında meyilli evet. bir toplumuz. E, antidepresan kullanımı bu anlamda da çok yayılıyor herhalde ama önce ben depresyonla başlamak istiyorum. E, depresyon bugün canım sıkıldı depresyona girdim ve bugün keyfim yok yataktan çıkmak istemedim. Galiba depresyondayım diye kendi kendimize aslında evet. Aslında teşhis de koyuyoruz. Evet. E, depresyon hangi ruh halleriyle karıştırılıyor hocam? Yani e, depresyonda olduğumuzu çok, nereden anlarız? E, teşekkür ederim ya bu soru için önce e, çok rahat kullanılıyor günlük yaşamımızda. İşte depresyondayım sanki bir şeyde satılıyordu bugün biraz depresyondayım. yani evet. daha az depresyondayım gibi. Hatta hatta çok sevgili e, sanatçı arkadaşım Göksel'in de bir şarkısı var. Evet, Depresyondayım şarkı deyip evet, <laughs> şakır şakır o biraz da gülerek oynayarak ya zaten bu kadar gülerek oynayarak şarkı söyleniyorsa depresyon değil o. Yani buradan Göksel'e de sevgiler <laughs> gönderelim. Şimdi depresyon ciddi bir rahatsızlık. Yani hem de çok ciddi bir rahatsızlık. Eğer tedavi edilmezse veya doğru yönetilmezse intiharlara kadar giden, sonu ölümle bitebilen bir rahatsızlık. Ee, i̇nsan insan e, hayattan tamamen kopar, mutsuzdur, isteksizdir. Geleceğe ait hiçbir plan yapamaz. Ee, üretkenliği kaybolur, cinsel isteği kaybolur. Ee, ilişkileri kaybolur, insanlarla ilişkileri kaybolur. Yerinden bile kalkmak istemez, hatta kolunu bile kaldırmak istemez. Depresyon psikiyatrinin en ciddi rahatsızlıklarından biri. Hı hı. Şimdi bu kadar ağır bir tablo iken depresyon. Ve bu tabloyu da bizim e, rahmetli e, Atalay Yörükoğlu hocamız depresyon tanısını depresyonu bilen koyar der. Yani bunun uzmanı koyar. Şimdi ben e, arabam bozuldu. Bu arabanın neyi bozuldu? Bu, bu, bu arabadan kim anlarsa o bilir. Veya ne bileyim kalbimde bir şeyim var? Bir kardiyolog bilir. Depresyon tanısını psikiyatrist koyar. Evet. Yani her üzüntümüz, her sıkıntımız depresyon değil. Şimdi sizin başınız ağrıyor. Dün birisiyle tartıştınız ve başınız ağrıdı. Peki bir doktor size migreniniz var dedi ve ilaç verdi. Rahatlatıcı bir ilaç verdi. İyileştiniz. Şimdi migreniniz mi iyileşti sizin? Evet. Migren dedi diye migreniniz mi iyileşti? Değil. Gerilim ağrınız vardı o iyileşti. Dolayısıyla her sıkıntımız, her üzüntümüz depresyon değil. Onun için depresyon çok ciddi bir rahatsızlık. Ve ağır bir depresyon tedavi edilmezse intiharla sonuçlanır. Bir ölüm fikri o kadar fazladır ki. O kadar moral bir ızdırap içindedir ki depresyondaki hasta. Siz ona dediğiniz zaman bak tetkiklerin iyi geldi. Kanser olsan daha mı iyiydi? Depresyondaki hasta ne der biliyor musun? Evet daha iyi olurdu der. Kanser olsam daha iyi. Bu kadar bir moral ızdırap içindedir. Acı çekiyordur. Ve o acıyı dindirecek hiçbir şey olmadığını düşünür. Sanki hastalığını yalnız kendi çek çekiyormuş. Ve Tanrı'nın ona verdiği bir cezamış gibi algılar. Şimdi hal böyleyken depresyon böyle bir durumken. E, depresyonda mısın? Al sana biraz üzüntü. Al bak e, şu ilacı al. Bu kadar basit değil. Bu ile semplifiye edilince o zaman bir dolu vakayı da kaybediyoruz. Atlıyoruz. Ve e, çok üzü, daha üzücü bir şey söyleyeyim. Depresyona giren, depresyon yaşayan hastaların çoğu da psikiyatra gitmiyor. Yani uzmanla gitmiyor bile. Çünkü ne işte biraz işte o daha o başlangıçta falan onu hissedince hadi gel bir seyahate çık geçer. İşte boğazda bir şey yapalım bir tur atalım geçer. Bunlarla geçmez depresyon. Yani günlük çözümlerle geçebilmesi mümkün, mümkün değil. değil. Hatta hatta daha da başka bir şey söyleyeyim. Bu tip yaklaşımlar depresyonu arttırıyor. Diyelim ki hadi gel bir gezelim bak açılırsın. De. Ama eğer hasta depresyondaysa tekrar söylüyorum. Siz onu alıp bir yere götürdüğünüzde hiçbir şey düzelmeyecek. Eyvah diyecek o kadar kötüyüm ki düzelmem gerekirken düzelmedim. Ona çok iyi niyetle yaptığınız bir yaklaşım onu daha kötü yapabilir. Onun için ne olur depresyon tanısı eğer düşünülüyorsa mutlaka bir uzmanın görmesi gerekir. Bir kere bunun altını çizelim. Depresyonda tanımını böylece evet, yapmış olalım. Gerçekten çok ciddiymiş hocam. Yani... Aynen aynen. Yani Ama şimdi öyle bir şey ki bir de moda bir şey var bipolar. İşte iki uçlu evet, diye. Evet, evet. Allah aşkınıza ya bu da çok rahat konuyor. Ben bir bipolar tanısı koymak için ben 42 yıllık psikiyatristim. En az hastayı 6 ay takip etmem lazım. En az. Abi sizden daha kolay koyabiliyoruz ya, hocam. Ya düşünün. Ama şimdi Kalkıyoruz sabah bakıyoruz güneşli bir gün. Aa ne güzel mutluyuz. Öğlen bir üzüntülü bir şey duyduk üzüldük. Şimdi bir olar mıyız yani? yani işte sabah neşeliydik öğlen üzüldük yani. Zaten insan mudu, mizacı düz bir çizgi değil. Gitgellerimiz hep var. Belli bir sinüzoid içinde gideriz yani. Üzülürüz, seviniriz, neşeleniriz, bir şey duyarız değil mi? Zaten hocam sürekli mutlu olmak da bir... Öyle bir, <laughs> o, da, yani, o da hani hani öyle o da bir şey söz konusu olur. değil. Zaten bu böyle. Dolayısıyla şimdi böyle bir duyuyor işte Aa sende bir polar var. Herkesin birbirine tanı koyar oldu. bunlar tamamen bir uzmanlık işi. Ama eee üzüldüğüm nokta ne biliyor musunuz? Birçok vaka tedavi edilebilecekken daha iyi olabilecekken kaybediliyor. Daha evet. kötü şeylere gidiyor. İlaç bağımlısı oluyor, madde bağımlısı oluyor. Kendi kendine ototerapi yapmaya kalkıyor. biz alkol bağımlılığıyla veya bağımlılıkla çok uğraştım bilirsiniz ama Temin evet, Kurumuyuz. Evet, 83'te kurmuşuz amatemi. Biz hastaneye yatırdığımız zaman hastayı takip ettiğimiz zaman tanı koymayız, bir bekleriz alkolü mesela kestikten sonra 3-4 hafta sonra koyarız ortaya çıkan tabloya bir bakarız ki depresyon hasta o içinde bulunduğu depresyonu bir ototerapi gibi alkolle gidermeye çalışmış, alkol bağımlısı olmuş. Yani her bağımlılık davranışı bir depresif duruma tekabül ediyor genelde. Bunlar çok önemli şeyler, ee, çok basit değil bir altta ne yatıyor mutlaka bilmek lazım. Bir anksiyete bozukluğu mu, bir depresyon mu veya bir psikotik atak mı? Bir böyle gitgellerin var ama böyle parçalanma duygusu var, benliğinde öyle bir şey hissediyor. O psikozu yenmek için mi? Eroin kullanıyor, kokain kullanıyor veya da alkol alıyor. Bunları bir uzmanın takip etmesi, değerlendirmesi gerekir. Tabii. Eğer baştan bunlar bu şekilde olmadığı zaman işte internetten duydum bak o da öyle diyormuş ve işte Ayşe teyze bunu demiş ee, arkadaşımda da aynısı varmış ee, Cem Yılmaz'ın yaptığı evet. gibi aynı 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 <laughs> aynı der gibi ee, deyip ondan sonra kendi kullandığı ilacı vererek falan bunlar ancak e, durumların kronikleşmesine çoğu zaman da daha kötüye gitmesi neden oluyor. Evet. Peki internet dediniz hocam sosyal medyanın da etkisi var mı acaba var, biraz depresyonunuzda? var şöyle yani şimdi öyle bir şey ki bunlar artık inkar edilemez. Yani sosyal medya hepimizin hayatının içinde yani. İşte Facebook'umuz var, Instagram'ımız var vesaire. Bunlar bir çeşit iletişim aracı oldu ama e, biz hükmetmeliyiz onları. Onlar bize hükmetmemeli. Ama öyle bir şeye geliyoruz ki sanki artık onlar bizi avcunun içine alıyor. Sosyal medyada kendini takip etmeden rahat edemeyen bir sürü insan var. Yani evet. sık ve bundan dolayı da sıkıntı duyuyor. Kaç like pardon, like aldım evet. dedim. Çok e, şey içinde olmadığı için tamam var ama benim benim de hesaplarımda çok profesyonel arkadaşlarım yönetiyor yani onu bile ben ne evet. bir vakti. Tabii canım mi? sadece o sosyal medyanın ee, içinde yaşayan insanlar var. Var tabii. yani bu da tabii sonuçta biz çok mekanik bir şey değil ya insan kendisini teşkil eden maddeden daha farklı bir şey. Duygularımız vesairemiz beynimiz çok daha farklı. Her ne kadar robotlara şimdi duygular da yükleniyorsa da biz daha farklı bir şeyiz yani o içinde bulunduğumuz internetin o sosyal medyanın ötesinde bir şeyiz. Bunları yitirmemek lazım diye düşünüyorum ama yitirilmesi kendimizden uzak işte mutsuzluk geliyor. Ya o zaman herkes mutlu olurdu. Eğer madde bizi tatmin etmiş olsaydı Değil mi? Hep daha iyi işte telefonumuz çıktı, 3 e, ay sonra daha lüksü çıkacak, buzdolabımız iki kapılısı çıkacak, yok arabamızın bilmem nesi olacak. Bunlar insanı mutlu etmekten uzak şeyler. Bence daha fazla mutsuz ediyor sürekli ulaşım evet. istediğiniz için. Evet. Sonra değil ne mi? oluyor? Sarılalım antidepresanlara oluyor. İşte. Evet. Doğru haklısınız. Evet peki antidepresanlara geçecek olursak <laughs> evet. gerçekten çok mu fazla arttı artık Türkiye'de? Çok, Dünya e, Evet gereksiz yere kullanımı var. Niçin gereksiz yere? Biraz önce size bir tablo çizdim. Bir depresyon tablosu çizdim. Yani e, ama bir diyelim ki buradan e, böyle davranmayan meslektaşlarımı tenzih ederim. Ama gidiyor mesela bir daileciyle şey yapıyor. daireci arkadaş da, herkesin mutlaka bir ruhsal şeyi var rahatsızla. Midesi ağrıyan insan bile oynaya mide mi ağrıyor demez. Midesi ağrıyor da ama keyifsizdir de. E bir de antidepresan ilave ediyor. Keza yine başka bir başka branştan arkadaşım. hadi yazıyor içerisini. Bir Vallahi ben bana gelen hasta ama midesi ağrıyor diye bir de oturup mide ilacı yazmam. Git bir daileci görsün derim. Hı hı. Yani doğrusu bu ama. Bunu böyle yap yapmak yerine işte bir de bir antidepresan ilave edelim. Antidepresanları en az yazanlardan grubun psikiyatrlar olduğunu biliyor musunuz? Evet. Ya ne enteresan değil mi? Çünkü herkes yazıyor. Her branşta hekim bir de yanına bir antidepresan yazıyor. Hatta bırakın herkesin yazmasını. İşte arkadaşım bak ben işte filan antidepresanı kullandım. Bana çok iyi geldi. Hadi bana da iyi geldi. Bütün antidepresanlar herhalde reçeteli değil değil mi hocam? Yani reçetesiz Reçetez, re, şöyle son zamanlarda reçete şartı getirildi bir çoğuna ama reçetesiz de satıyorlar yani. Çok katı değil yani. Katı bir şekilde denetlenmiyor. Bir Yine de beyaz reçeteli hı hı. ama birçok eczane reçetesiz vermiyor artık. Yani ki doğrusu bu. Yani mutlaka hatta bir uzmanın yazması gerekir diye. Bunlar ebüz edilmesini e, kolaylaştırıyor kötü kullanımını. Dolayısıyla kontrollü verilmesinde fayda var diyorum. Evet. E, antidepresanların çok yaygın kullanımda depresyon artışından çok bu şekilde kullanımı da rol oynuyor. Onun altını çizmek istiyorum. %27 artış olmuş geçen sene ki çok büyük rakam. <laughs> Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre. Ee, artışın en büyük nedeni e, bu internetten duydum böyle oldu. İşte arkadaşım verdi antidepresan onun için. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Hocam ihtiyaç duyulan antidepresan <laughs> tipi e, yani depresyon tipine göre de değişiyor. Değişiyor. Tabii canım yani. değişiyor Herkese tabii. Aynı ilacı canım, olur mu canım? Yani herkes domates yiyor ama bazılarına alerji yapıyor. Burada e, şeyi de onun için o anlamda e, sağlıklı besinleri öğrenenleri de e, yani biraz eleştireceğim. Sanki herkesin bünyesi aynıymış gibi bu brokoli herkese gelmez ya bazı sırada gelmez. Yani yapmayın Allah aşkına ya, bu kadar basit değil bir şey. Yani orada insanı siz çiğniyorsunuz. Şuraya parmak izimi bastım şu kadarcık yer. 7 milyarda aynı değilken midem beynim nasıl aynı çalışır ya bu, bu yemekler bunlara iyi gelir. Yok öyle bir şey ya. Doğru söylüyorsun. Ya biraz fazla abart, fazla abartılıyor. Tabii sağlıklı besleneceğiz. Tabii sağlıklı yiyecekler ama herkese mutlaka bu iyi gelecek diye bir şey yok. Yapmayın. Ya, ya bu buralara biraz dikkat etmek lazım. Sanki işte zerde her şeyi yok ha öyle bir şey yok bazılarında alerjisi varsa tak diye belki de ölüme neden olabilir. Evet. Bir de her şeyin doz aşımı da var. Yani Aynen. Eğer yeterli dozda Aynen alamazsanız faydasından çok zararı olabilir. Ne kadar güzel söylüyorsunuz. Orada insanın e, varlığını, o bireyselliğini, o güzelliğini inkar o ya. Ben o kadar bir kendime özelim ki benden daha bana benzeyen bir şey yok. Ben tekim. Siz teksiniz. Her şey bana özel olmalı. O kadar genelleştirmek doğru değil. Bu arada sevgililer günü de ben karşı çıktığım bir şey. Orada da genelleştiriyoruz. <laughs> Sevgiyi de genelleştiriyoruz. Ya bırak benim sevgilim bana özel olsun mesela. Evet hocam. Nereden nereye geldim değil mi? Yok <laughs> 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 Ama işte bu insanın kendine özel oluşunu vurgulamak adına söylüyorum bunları. çok itibar etmesinler. Yani size çok farklı şey farklı iyi gelebilir. Anlatabiliyor muyum? Peki hocam bu... biraz da bu işin tehlikelerinden de bahsedebilir Tabii. misiniz? Yani işte dedik ya arkadaşım kullandı aldım ya da Tabii. doktor önerdi. Evet. Hani şey farklı Hastalık tiplerine göre farklı antidepresan kullanılıyor mi? ya da çok fazla kullanılıyor. Bunun ne gibi tehlikeleri var? Yani bizde nasıl hasarlar? Dediniz ki hani eğer bir psikiyatriste gitmezsek bu anlamda sonuçları depresyona girdiğimiz zaman çok daha fazla olabilir. Aynen. Ama yanlış ilaç kullandığımızda yine bir evet. tehlike var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Antidepresan kullanmanın yaygınlığındaki en önemli faktörlerden bir tanesi de bir grup antidepresan yaklaşık 30 yıldır piyasada son nesil dediğimiz isimlerini vurgulamak istemiyorum. Ese Seray Grup diyeyim de tıbbi adını söyleyeyim. Grup antidepresanlar, o çok yaygın kullanılan evet, herkese evet. tavsiye edilenler. Bunların letal dozları çok yüksek. Yani ölümcül dozları çok yüksek. Ve yan etkileri daha azaltılmış. Dolayısıyla bu yaygın kullanımda bir faktör bu. Onu vurgulayın. Evet. Ama yanlışı ne oluyor? Zararı ne oluyor? Diyelim ki kişi bir depresyona girecek, hakikaten ağır bir duruma girecek. Bunları şey yaparak, kullanarak işte tavsiyeyle örtülüyor bazı semptomlar. Yani hastalık ortaya çıkmadan örtülüyor. Bu sefer hasta iyileşmiyor, kötü de olmuyor. Böyle ortalıkta bir e, kronikleşmiş, mutsuz, keyifsiz insanlar dolaşıyor. İnanın son zamanlarda, son yıllarda gelen hastalar, bana müracaat eden hastalar, depresyondan müracaat eden hastalar... Hemen hemen yüzde 99'u zaten bir antidepresan kullanırken geliyor. Bakıyorsunuz ya bu dozda verilir mi bu ilaç diyorsunuz. Ya baş, baştan tedavi ele alıyorsunuz, değerlendiriyorsunuz. 3 gün dört gün sonra hasta daha e, toparlamış oluyor. Yani bunlar hep evet. yaşadığım şeyler olduğu için söylüyorum. E, letal doz yani ölümcül dozları çok yüksek olduğu için bu kadar yaygın kullanılıyor. Bir de çok e, altını çizerek söyleyeyim yanlış bilinen şeylerden bir tanesi bu tip antidepresan, SSRI grubu dedim antidepresanlar veya SNRI'ler bağımlılık yapmıyorlar. Zaten yeşil kırmızı reçeteyle satılmıyorlar. Beyaz reçeteyle satılıyor veya söylediğiniz zaman veriliyor eczaneler. Dolayısıyla bağımlılık yapmamaları, yan etkilerinin minimalize edilmesi ki var yine de. E, letal dozlarının çok yüksek oluşu, e, yani ölümcül dozların çok yüksek oluşu bu kadar yaygın kullanımlarını arttıran faktörler. Peki hocam bırakırken nasıl bırakmak gerekiyor? Hayır. Yani bunu da söyleyeceğim ama bir telefon numaralarımızı tabii, tabii. hatırlatalım. Tabii, Belki e, soru sormak tabii, tabii. isteyen e, izleyicilerimiz de olur. 0212 243 71 80 numaradan tekrar ediyorum. 0212 243 71 80 ekranda da görüyorsunuz. E, bize ulaşmak isterseniz bu telefonumuzdan bizi arayabilirsiniz. Peki hocam... E, Nasıl bırakacağız onu da soracağım Tabii. ama e, Canan Karatay geçenler evet. bir röportaj vermişti siz de görmüşsünüzdür. Evet, evet ona cevap da ben e, YouTube'da e, cevabım var ona cevap evet. verdim. de. İzleyicilerimize de anlatalım o zaman. E, abimi antidepresan yüzünden kaybettim. Hı -hı. E, i̇ntihar etti abim evet. antidepresan kullandığı için diye bir açıklaması vardı. Buna neden? Bu şanssız, tatsız bir açıklama. Bir kere Canan Hanım bu konunun uzmanı değil. Ben kardiyolog değilim. Canım kardiyolog. Kardiyoloji ile ilgili de hiçbir şey yapmam. Bu bireysel bir şey. Önce kardeşini kaybetmesi üzücü. Allah rahmet eylesin. Ama biraz önce girerken dedim ki depresyon en çok intiharın görüldüğü bir hastalık grubu. Depresyon eğer iyi etkili tedavi edilmezse intihara sebep olabilir. Bunu daha girişte söyledik. Bu kadar ağır bir rahatsızlık. Antidepresan kullandığı için intihar etmedi. <laughs> depresyonda olduğu için intihar etti abisi. Bakın tanımıyorum bakay ama madem depresyon, antidepresan kullanımına göre depresyon. Depresyonda olduğu için intihar etti. Depresyonda intiharlar en fazla görülen hastalık grubu depresyondur. Buradan Canan Hanım'ı da bilgilendireyim de böyle bir daha abuk sabuk, abuk sabuk diyorum. Her yerde bunu konuşmasın. Doğru değil. Veyahut da konuşacağı zaman karşısına bir uzman alsın. Bu konunun uzmanı alsın. Öyle konuşsun. Bu çok ayıp bir şey. Düşünün ki benim bir dolu hastam var. Antidepresan kullanıldığı için depresyonda değil ve kendini iyi hissediyor. Canan Hanım sözü dinlenen saygın bir insan. Onun sözünü dinleyip antidepresanını kesse ve o gün intihar etse. Canan Hanım bu sorumluluğu alacak mı üzerine? Yapmasın. Çok yanlış ve doğru değil söylediği. Söylediği doğru değil bir fütursuzluk. Diyelim ki doğru. Çıkıp bu kadar genelleştirerek söylemesi yanlış. Yani bir meslek taşıma, bir tıp bilim insanına yakıştıramadım bunu. E, depresyondan değil, depres antidepresan aldığı için değil, depresyonda olduğu için intihar etti. Antidepresanlara gelince, milyonlarca insan kullanıyor, değil mi? Çok evet, yaygın, çok dünyada yaygın. yaygın kullanıyor. Amerika'da da çok yaygın kullanıyor. Bir toplumda intihar 100 binde 1 ile 6 arasında görülür. Milyonlarca insan antidepresan kullanıyor. Pekala kaç tane? 100 bin giriyor zaten. Ee, olayın fıtratında var olabilir yani olabilme olasılığı var zaten ama antidepresanların intiharı neden olduğu sonucun çıkarmaz bu ben şu suyu içiyorum şimdi arabama bineceğim kaza yapacağım şimdi su içtiğim için mi kaza yapmış oluyorum yapmayın ya bir şeyleri söylerken çok dikkatli konuşmak lazım Evet hocam bu arada biz e, Canan Hoca'ya Canan Karata'ya da e, telefon ettik ulaşmaya çalıştık konuşmak istemediğini de söyledi e, tabi 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 onu da söylemiş olalım. Tabii daha yok ben cevabımı YouTube'dan da verdim kendisine çok kibarca da konuştum. Hı hı. Bir daha lütfen dedim bu konuda konuşmasın. Belki de duymuştur artık konuşmaması gerektiğini en azından antidepresanlar bu kadar rahatsız suçlanması gerektiğini. Saygılarımı da iletiyorum kendisine. Evet. Ee, Atkins diyetini çok iyi tanıttı Türkiye'ye. Atkins diyeti benim de yıllar önce 20 sene önce uyguladığım bir diyetti. Ee, bu konuda da çok büyük katkısı oldu. Teşekkür ediyorum. Atkins diyeti derken neyi kastediyorsunuz hocam? E, ketojenik diyet, işte e, proteinden zengin, e, Canan Hanımın önerdiği diyeti kastediyorum. Atkins diyeti. 40 sene önce Atkins denen bir Amerikalı kardiyologun ortaya attığı diyet, ketojenik diyet. Ve e, sonra Canan Hanım bunu çok güzel bir şekilde e, bizim kültürümüze modifiye ederek tanıttı. Bu da olumlu bir şey yani kötü bir şey olarak söylemiyorum. Ama e, diyet Atkins diyetidir. Onu da vurgulayın. Ha, Atkins diyetinden Karatay diyeti e, ha, çevrilmiş. Karatay diyeti diye bir diyet yok. Atkins diyetidir. Bu yani Karatay Hanım'ın, e, Can Hanım'ın söylediği diyet birebir, birebir e, Atkins'in diyet devriminde de, Türkçe'ye tercüme edilmiş bir kitap var. Birebir aynıdır yani. İnsanlar e, araştırıp bulsunlar, okusunlar. Tavsiye ederim. Ama diyet varsa, ketojenik diyet, e, Karatay diyeti değil, Atkins diyetidir o Onu vurgulamak istiyorum. Anladım. Viktig. <laughs> <Peki. Peki>. Ya <laughs> bu da bir bilgi yani. Bu da benim edindiğim bir bilgi. Onu vurgulamak istiyorum. Yani aynı birebir aynısı 40 sene önce eğer yazılmışsa bu, evet bu ketojenik diyet, işte proteinden zengin diyet, diyet Ondan sonra da 20 sene önce birisi kendi adıyla şey yapmışsa bu gerçeği ortadan kaldırmaz. Ben bu gerçeği vurguladım. Evet, merak edenler Atkins diyetine de bakabilirler. İnternetten de bulabilirler. Aa biz bu diyeti biliyoruz derler. Şimdi bu <laughs> neye benzer biliyor musunuz? Roden'in düşünen adam heykeli var. <gülüyor> ben <gülüyor> Paris'te onun resimlerini çektim. E, orijinali daha küçüktür. Bakırköy'deki çok büyüktür. Şimdi o resimleri getirdim. E, Bakırköy'de gösteriyorum. Hemşire arkadaşlarının biri dedi ki Aa, orada da düşen adam heykeli varmış dedi. E, onun gibi bir şey yani. <laughs> evet. Peki hocam biz yeniden antidepresanlara dönecek tabii. olursak. <laughs> e, yani bağımlılık konusundan da biraz bahsettiniz. Tabii, tabii, tabii. Peki. tabii. Bırakırken nasıl bırakacağız yani Şimdi, bırakmak çok kolay mıdır bağımlılık ne kadar yapıyor aslında çok fazla bağımlılık şöyle da bağımlılık yapmadığını, yapmadığını söylediniz ama bırakırken, ama bırakırken şöyle bir şey oluyor yani sonuçta e, bünyemiz belli bir şeye alışıyor e, onunla artık bir bütün olarak gidiyor. Bırakırken bir takım böyle şeyler yapabiliyor, böyle bir sıkıntı, huzursuzluk, keyifsizlik yapabiliyor. Onun için bırakırken biraz yavaş yavaş, azaltarak bırakmakta fayda var derim. Bazıları, kimisi de pat diye de bırakılabiliyor. Birinden birine geçerken çok rahat geçilebiliyor aynı grupsa hmm. eğer. Evet. aynı işte onun için bilmek lazım yani bu antidepresan dediğimizde de kendi içinde de bir dolu grupları var. Daha etkili olanlar, daha az etkili olanlar, etkili olduğu nörotransmitere göre değişenler var. Bunlar hepsi işte sadece konunun uzmanıyla ilgili şeyler. Yani onun için çok ezbere alınmamasını yine önereceğim evet. Yani dönüp dolaşıp aslında en önemli nokta bunlar ağrı kesici gibi kullanılabilecek ilaçlar değil. değil, değil. Kesinlikle bir uzmana Aynen. danışıp da Aynen. yani yazılıp da alınması Ger gereken Ger şeyler. Evet. evet yani onun altını çizelim tekrar vurdu zaten bakanlıkta sağlık bakanlığı da bu konuyu bu konuda da böyle spot bilgiler geçiyor biraz gece vakti geçiyor ama <laughs> ge geçiyorlar yani işte dikkat edin doktorunuza danışın vesaire. Diye. Evet. Peki hocam e, kadınlarla er erkeklere bakacak olursak işte depresyondan bahsettik ya evet. e, kadınlar mı depresyonlara daha yatkın ne dersiniz? Şimdi kadınlar daha yatkın doğru ama e, şimdi ben 42 senedir değil mi bu mesleğin içindeyim bana müracaat eden e, vakaları bir değerlendirdiğim zaman 1'e 3. bir erkeğe 3 kadın. Burada kadınların daha rahatsız olduğu anlamı çıkmıyor. Kadınların kendi rahatsızlıklarını gidermede erkeklerden daha bilinçli oldukları, kendine, kendiyle ilgili farkındalıkların daha iyi olduğu sonuç çıkıyor. Hmm, evet. Bir şey gördüm ben. Genellikle bana gelen kişi evde hastayı bırakıp geliyor. Yani bana gelen değil de esas hastayı evde bırakıp geliyor. Ya Öyle de bir söz vardır ya o zaten. O çok doğru aslında. Doğru. çok Yani yüzde yüz olmasa bile doğruluk payı da çok fazla. Bakıyorsunuz ki evdeki daha az Burada kadınların daha rahatsız olduğu e, anlamı çıkmasın. Biz daha bilinçliyiz galiba. Aynen katılıyorum. Kadınlar e, kendilerini de özellikle ben kendi e, çevremdeki kendi toplumdaki kadınlarla ilgili söyleyebilirim kadınların kendileriyle ilgili farkındalıkları erkeklerden daha iyi. Bu da yetişmemizle ilgili, aldığımız kültürle ilgili. Erkek çünkü sen erkeksin, aslansın. Yok ya, öyle bir şey yok. Zavallıya, ya olmayan özellikler atfediliyor habire. Sen yaparsın, yapamaz ya. Niye yapasın ya? Yapamıyorsa da yapamazsın. Ne var ki bunda? Doğru. Ha ya ya, ya bu zavallılık ya. Vallahi bakın, ben erkek olarak söylüyorum bunu. E şimdi o zaman bu zavallı tip e büyüdükçe hastalanmaz, olmaz. Üstesinden gelecek. Onu da kaldırır. Yok ya yapamıyor. Ha, doktora gitmiyor. Benim bir şeyim yok diyor. Çok kabullenmiyor. Kabullenmiyor. kabullenmiyor galiba. O zaman da ne oluyor? Mutsuz oluyor. Mutsuz ediyor. Evet doğru. Yani hem mutsuz oluyor hem mutsuz ediyor. Biraz erkeklerin eğitilmesi lazım toplumda. Veya eğit, yani eğitime yöneltilmeleri lazım. Ya düşünün ki ya bir cinselliği iktidar, iktidarsızlık gibi algılıyor. ne, ne alakası var ya? Zavallım. Biraz cinsel sorun olunca iktidarsızım diyor. İktidarla ne ilgisi var? Atfedilen şeye bakar mısınız? E kolay kolay onu hemen de e, tabii bir güç göstergesi gibi algılıyor onu. Arabaya biniyor onu bile bir kişilik sorunu gibi görüyor. Doğru, yani yazık ama hakikaten yazık ya. Üzülüyorum ya. Burada rahmetli duygu Asena'ya demiştim ki sen o bir kitap yazdın kadın adı yok. O kitapta dedim çocuğuyla ilgilenmeyen babanın mı adı var? Ee, sevgi, e, kadını kullanan sevgilinin mi adı var? Ee, karısını bir cinsel obje gibi gören kadının mı adı? Kitaptaki özellikleri söyleyerek dedim. Orada esas erkeğin adı yok dedim. Rahmetli bana dedi hocam onu da sen yaz dedi. <laughs> buradan e, Duygu Hanım'ı da anmış olalım. E belki sizden de öyle bir kitap gelir. Var bende de, de eskislerim var buradan. Hakikaten erkek zavallı Toplumumuz için söylüyorum. Evet. Peki, ağır her... mı söyledin? Biraz ağır mı söyledim bu lafı? Bilmiyorum ama. <laughs> e, peki hocam genel olarak böyle Türkiye'deki Türk halkına bakacak olursak evet. biraz depresif bir halk mıyız biz? Şöyle ya da söyleyeyim. Çok mu etkileniyoruz her şeyden? Şöyle söyleyeyim. Depresif duyarlılığı olan bir halkız. Çabuk çöküyoruz. Çabuk etkileniyoruz. Yani bir e, keyifsiz bir olay mutsuz, tatsız bir olay bizi e, abartılı bir şekilde e, hemen böyle bir çökertiyor. Veyahut da en uç tepkileri vermemize neden oluyor? Bu da neye yol açıyor? Biliyor musunuz? Doğru karar vermemizi engelliyor. Hı, evet. Yani işte ne bileyim bir hastamız oluyor işte diyelim kalp krizi. Aaa bağırış çağırış ya bir dakika o kalp krizine o anda ne kadar sakin olsak o kadar iyi o kadar doğru yaklaşabiliriz değil mi? Ama hemen bir tepkise bir ansiyete ve depresif bir Yıkılma veyahutta hep kendimize zarar veriyoruz. veriyoruz. Hem, hem kalp de, krizi geçirdiğiniz daha fazla veriyoruz. zarar veriyoruz. Yani bunlar ben yine de eğitimle ilgili olduğunu ya hatta bu eğitim derken de ta doğar doğmaz başlaması gereken hı hı. eğitimle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yapacak çok şeyimiz var ama yapılıyor ya. Yani bir sürü mesela bakıyorum vakıflar var anne anne baba çocuk eğitimleriyle ilgileniyorlar. Mesela bir açayım ben sivil toplum örgütlerinin adını vermekten çekinmem. Evet, evet. Hep bir babalık eğitimi nasıl olmalı falan diye çalışmaları var. O kadar da güzel ki. Ama gerektiği gibi böyle duyurulmuyor. O üzüyor beni. Yani televizyondan bunlardan bahsetmeli. Bakın işte Türkiye baba profili bu. Babalar ne kadar ilgileniyorlar çocuklarına, ne kadar vakit ayırıyorlar gibi. Bunları bu çalışmaları yapıyorlar evet. bunlar. Ee, bu konuda biz kanal olarak çok müsteriyiz çünkü. Sizin için söylemedim ama <laughs> ben. ben. söyledim. <laughs> Türk halkı adına çocuk, kadın ya da evet. erkek adına ne olursa olsun bütün dernekler, platformlar hepsi bizim başımızın tarzı. Ne güzel. Evet sohbetimize devam edeceğiz hocam ama tabii. kısacık bir ara vermek tabii, zorundayım. Tabii. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.